Çok güzel geçecek abi, merak etme. Oğlum, bak baban iyileşti. Sapasağlam, dağ gibi arkanda. Oğluna kız istemeye bile geldi. Bugünleri de gördük çok şükür. Hoş geldiniz. Buyurun içeri. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Bu hediyeler yine kızımız için. Aman efendim ne zahmet ettiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Onları da ben alayım. Kader Hanımcığım hoş geldin. Dilan kızım maşallah kuğu gibi olmuş değil mi Hanife Hanımcığım? Öyle. Ama oğlumuz da pek yakışıklı maşallah. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Hoş geldiniz. Hoş buldum.
Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun, böyle geçin. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Bu çiçekler en sevdiklerimden. Çok güzeller. Senin kadar değil. Abla, çok güzel oldum biliyor musun? Ah canım benim, sen daha çok güzelsin. Değilim. Ben de büyüyünce senin kadar güzel olabilir miyim? Böyle aynı prenses gibi. Sen zaten şimdiden prenses gibisin. Büyüyünce hayal bile edemiyorum. Senin elbisini giyersen belki. Tamam, ben sana elbisemi veririm, olur mu? Anlaştık. Gül de çok marifetlidir. Bugün yine döktürmüş burada da. Evet, ev yapımı ayranlarımız da geldi. Al kızım. Efendim, dolma ablamız. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok özür dilerim. İstemeden oldu. Yani dikkat mi etsen biraz? Efendim? Biraz diyorum, dikkatli mi olsak acaba? Ya istemeden oldu dedim ya. Ya evet, zaten böyle şeyler isteyerek olmaz ama durum malum. Böyle durumlarda biraz anlaştı mı olsak? Hani özür dileyen birine önemli değil falan denir yani. Ama bugün çok özel bir gün ya hani. O yüzden üzgünüm ama önemli. Kardeşlerimiz de birbirine girdiğine göre bu iş tamamdır. Öyle görünüyor. Allah'ım ya, özür dilermişmiş. Ay yok, bir de dileme. Silsem bunu. Ay yok, benim üstümü değiştirmem lazım, böyle olmaz. Neyse boş ver, sileyim. Of yani. Thank you.
Müsaadenizle. Nasip oldu. Geldik sofranıza oturduk. Pek güzel hazırlanmışsınız. Elinize, kolunuza sağlık. Birlikte yiyip içeceğiz inşallah. Ağzımız tatlanacak. Lafın gelişi değil ha. İnsan yaşamadıkça barışın tadını bilmezmiş. Burada huzurla içilen bir yudum su bile bir başka. Bizler ne yazık ki bundan mahrum kaldık. Ama artık nihayetinde bugünlerde kavuştuk. İki ailenin barışı da daim olsun. Biz artık akrabayız. Ahd-ı vefa imandandır. Bundan böyle ayrımız, gayrımız bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu güzel sözlerin üzerine söylenecek pek bir şey yok. Azade Hanım, büyümüşsünüz. Pek güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Ben de ne diyeyim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası artık sizin de eviniz. Buyurun, afiyet olsun. Bir daha da ağzımızın tadı kaçmasın inşallah. Amin. Amin. İnşallah. Amin. Amin. Haydi bak bakalım şu koca konağa şimdi Hasan Efendi. Kim bilir? Belki de son bakışındır. Bu konağa aileni, varını, yoğunu kaybettin sen. Olmaz denilen şey oldu. Abin ayaklandı. Şimdi oğluyla bir olup her şeyin başına geçecek. Senin elinde. Hiçbir şey kalmayacak. Bağışlarlarsa bir tek can. Kupkuru bir can. Mal, mülk, para, pul, kudret. Hiçbiri olmayacak. Ah, ah. Hiçbir zaman
Hiçbir şeyin tam olmadı ki senin be Hasan. Senin bile olmayan, beceriksiz biri olandan başka neyin vardı? Hiçbir şey. Olanı biteni öğrendiğinde sanki sen bana düşman olmayacak mısın Azade Hanım? O yüzden arama şimdi. Her yerden süreceksin beni. Gelinini vurdum, öldürdüm. En sevdiğim, kıymetli oğlunu onca yıl sakat bıraktım. Sen affedecek misin beni? Evlat diyecek misin? Yok. Affetmeyeceksin. Ondan sebep. Yalandan aramayın artık beni. Fırat, bak bana oğlum bir. Buyur babaanne. Babam hala gelmedi. Telefonunu açmıyor. Sana bir şey söyledi mi? Yok babaanne, bir şey söylemedi. Dur bir de ben arayayım. Yok açmıyor. Trafik falan var herhalde. Duymuyordur. İyi hadi git otur sen. Eh be Hasan. Böyle bir günde neredesin oğlum? Azade Hanım. Dilerseniz artık içeri geçelim merasim için. Olur. Olur tabii geçelim. Buyurun, kahvelerimizi içeride içelim. Sen biraz bekle Seyit Bey ya. Seninle konuşacaklarımız var. Efendim tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Biraz daha sakinleşmezsem geceyi mahvedeceğim. İnşallah kahveleri devirip bir faciaya sebep olmadan atlatırım geceyi. Şimdi derin bir nefes al. Nefes ver. Bir daha nefes al. Bak sakin ol. İyi geldi. Bir şey yok ki zaten. Onlar isteyecekler. Bizimkiler de verecek. O kadar. Ablacığım. Sen benimle gelsene biraz. Yengem sana bir şey almış. Ya sahi mi? Ne almış? Gel işte sen. Yardıma ihtiyaç var mı? Yok. Hadi şey, Gül sen de gel.
Zümrüt? Ne bu böyle? Bu mu? E fincan abla, görmüyor musun? Vallahi ilk kez görüyorum böyle süslü bir fincan ömrümde. Şaşkınlığımı bağışla. Damadın seti böyle ayrı olur gelin hanım. Onun kahvesini bunlarla sunarsın. Hay Yaşagül, bak ablacığım, sen bilmiyorsun ama bilen biliyor. Yani ne gerek var canım böyle şeylere? Bir şart mı illa? E ablacığım, tabii ki de şart yani. Koskoca damat bey de normal bir fincanda sunum yapmayacaksın herhalde. Ne ilgisi var canım onunla? Herkesin içinde ona özel tepsiyle taşıyamam ben. Aa, niye ki gelin hanım? Hı. Utanırım da ondan. Gül, hadi gel biz seninle beraber bir mutfağa bakalım. Bakalım çay olmuş mu, değil mi? Ne o, ne saklıyorsun? Hiç. Hadi göster, neymiş o? Benim görmemem gereken ne olabilir ki? Lokum koymak için. Yani lokum, şeker, ne varsa artık. Bu. Lokum fincanı. Saçma. Senin içinmiş. Herkesten ayrı bir tepsiyle havalı fincanda kahve getirmem gerekiyormuş sana. Gerek yok. Herkesle aynı fincanda içerim ben de. Ama benim de bir şartım var. Neymiş? Kahveye tuz koymayacaksın. Ama o... Tuz olacaksa bu fincanda isterim. Tuzsuz olsun peki. Cevriye yengemler falan ister diye. Tamam tamam. Sen nasıl istersen öyle yap. İstediğin fincanda, istediğin tepside. İçine tuz koy, biber koy. İstersen zehir koy. İçerim ben. Tamam o zaman. Gideyim ben. Beklerler beni. Kahveler soğumasın. Havaların da maşallah var. Ya öyle öyle. İnsan bu yaşta biraz serinlik arıyor ama nerede? Asıl bizimkilerin maşallahı var. Onları böyle görmek nasip oldu ya. Binlerce şükür. Öyle Kader Hanımcığım, öyle. E Allah bozmasın bundan sonra inşallah. Amin. 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 Kahvelerimiz de birazdan hazır olur. Ya gelsin de hayırlısıyla söze başlayalım inşallah. Tabii efendim, siz nasıl arzu edersiniz? Kudret Bey'e baktıysanız o Seyit'le bahçede. Ha. Yani demem o ki Seyit. Sen o gün o kurşunu bana bir kere sıktın. Ama ben o konakta her Allah'ın günü kurşun yedim. Senin acın ne kadar büyükse benim utancım da o kadar büyük. O günü düşünmeden bir gün bile geçirmedim. Bugün
başım biraz yerden kalkıyorsa sizin ailenizin büyüklüğüne hürmetendir. Sen benden hiç utanmasaydın. Ben her şeyi biliyorum. Hasan zorladı seni. O silahı ateşlemeye benim özbeöz kardeşim Hasan Karabey zorladı. Biliyorsun demek. Biliyorum. Bugün yine de bunca acıdan sonra bir hüküm olacaksa binlerce kere özür dilerim senden. Beni affet Kudret Bey. Yapamadım. Bu oyunu tersine çeviremedim. Hepsini biliyorum. Hepsini biliyorum Seyit. Karımı kimin öldürdüğünü de biliyorum. Biliyor musun? Hesabını sordun mu peki? Henüz değil. Oğlumun en mutlu gününde ortaya dökmedim. Böyle bir günde iki baba olarak görevimiz evlatlarımızın arkasında durmak, yanında olmak. Ama vakti zamanı geldiğinde Hasan Karabey'in nasıl bir adam olduğunu herkes öğrenecek. Kudret! Oğlum neredesin? İsteme olacak. Vakit geldi. Ortada yoksunuz. Hava alıyoruz hanım. Sen gir içeri. Biz geliyoruz şimdi. Hadi tamam. Konuştuklarımız aramızda kalacak Seyit. Dediğim gibi vakti zamanı var. Beklerim Kudret Bey. Şimdiye kadar olduğu gibi. Zümrüt, baksana köpük olur değil mi böyle? Bakayım. Bunlar misafirler için değil mi? Evet, herkese yapacağım sırayla. Tamam, çünkü damat beyinki tuzlu olacak ya, o yüzden sordum. Hayır, hiç gerek yok bunun. Zaten süslü fincana razı geldim. Bence şansımızı zorlamayalım, burada kalalım. Kız, kız sen yoksa damat beye kıyamam mı diyorsun ha? Ya yenge, kıyamamakla bir ilgisi yok. Ben böyle şeyleri gereksiz buluyorum ondan. Ha yok yani, kıyamam diyorsan. Yani biz de bir şey yapmayız. O kadar da insaflıyız canım, yani kötü kalpli değiliz değil mi Zümrütçüğüm? Evet yani, bizim de bir kalbimiz var. Ya lafı nerelere getirdiniz Allah aşkına? Öyle mi dedim ben şimdi? Hem ben tuz koymayı saçma bulamaz mıyım? Ya tabii ki de bulursun. Ama yani adet diye de bir şey var. Herkes öyle bulsa ortada adet madet diye bir şey kalmaz. Hem sadece tuz değil, başka şeyler de var. Tata, mesela bunlar var. Hepsinden birer tutam. Hayır hayır, olmaz. Bakın ben bir sağlıkçıyım. Bunlar gıda zehirlenmesine kadar yol açar. Hem nasıl bir adet bu, anlamadım ki ben. Bana gelene kadar kimse itiraz etmedi mi bunu? Allah Allah. Zehir bile koysan içerim dedim. Ama sen yine de abartma.
Merak etme, bir damla bile koymadım. Biliyordum. Kıyamazsın sen bana. Dilan, bak kahveler soğuyacak, hadi götür başla. Vallahi tamam. Doğru diyorsun, tamam. Ay. Koy koy. Ferhat. Ferhat oğlum. Hasan nerede kaldı? Bak benden sakladığınız bir şey mi var? Yok baba, ne, dur bir daha arayayım. Yani yolda falandır herhalde, trafik anca. Oğlum ne trafiği? Kaç saat oldu, ne trafiği? Eline sağ ol. Afiyet olsun. Her şeyi konuştuğumuz gibi değil mi? Aynen öyle. Tuz yerine ateş topu koydun galiba. Yok, ben bir şey koymadım gerçekten. Bak onlar yapmışlar. Ben masumum. Öylesin. Dedim ya, zehir getirsen onu da içerdim. E artık asıl mevzuya geçelim der. Gençler birbirini görmüş, beğenmiş desem olmaz. Bizde başka türlü oldu. Güç oldu. Pek güç oldu. Hatta bana sorsanız imkansız bir hadiseydi. Ama şimdiki gençler de kalmamasıdır. Herkesin elinde bir telefon. Dünyada ne olup bitiyorsa hepsini görüyorlar. Biz böyle büyümedik. Memlekette ne oluyorsa yedi düvelde de o oluyor sandık. Kan davası var dediler. Bu senin düşmanın dediler. Onu bildik. Onu ezber ettik. Ama bize nelere mal olacağını düşünemedik. Yuvamıza ateş düştü. Her gün mü yanar bir ateş? Her gün yandı. Ben kendi namıma su taşıdım desem yalan olur. Halbuki
Allah'ın binasını yıkmak gibidir birinin canını almak. Her ne kadar dini emirlerimizi bilsek de intikam alınmazsa, hayatta kalınmaz sandık. Bize böyle öğrettiler. Kimin sırası gelirse o alacak eline silahı dediler. Halbuki çok şükür gençlerimiz bizim yolumuzdan gitmediler. Hadiseye başka türlü bakmasını bildiler. Bizim atalarımızdan, dedelerimizden ne geldiyse olur dediğimizi onlar tersine çevirdiler. Üstüne üstlük bir de sevdaya düşmüşler. Bize de onların yolunu açmak düşer. Lafın kısası, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle Dilan kızımızı oğlumuz Baran'a istiyoruz. Ağzınıza sağlık Azade Hanım. Söylenebilecek bütün güzel şeyleri söylediniz. Doğru söylediniz. Bizim zamanımızda her şey farklıydı. Ama şimdi çok şükür ki Baran Bey oğlumuz bu işi aklımızın, hafızalamızın alamayacağı yerlere getirdi. Bu arada gönüllere sevda düşmüş tabii ki. Ne diyelim? Sevdaları herkese örnek olsun. Bir ömür boyu mutlu yaşasınlar inşallah. Amin. 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 Baba. Hı? Şey demedin. Ne demedim? Babacığım kızı istediler ya hani Dilan'ı. Ha, o mu? Verdim git. Hayırlı olsun. Hadi bakalım, sıra sana geldi. Darısı başına inşallah. İnşallah babam, inşallah. Önce yılın çiftini bir kutlayalım da. Evet. Kızım. Bu yüzükleri parmağınızdan hiç çıkarmayın. Bir ömür mutlu olun. Hiç ayrılmayın inşallah. Ana buyursan kes. Ver baban. Bir ömür boyu böyle gülsün gözleriniz. Hayat boyu mesut, bahtiyar olun çocuklar. Amin. Hayırlı uğurlu olsun. Oğlum.
kızım. Allah mesul etsin yavrum. Yüzükleri taktık. Amcana, kaçırdın mı yoksa? Hadi geç de abinle yeğenini kutla. Öpeyim abi. Tebrik ederim gelin hanım. Mutluluklar. Evet beyler, bayanlar. Bu harika günümüzü ölümsüzleştirelim değil mi? Hadi hep beraber bakalım buraya. Sağ ol ya. Yani bir bekleseydin keşke, bendeydiler çünkü. Ah çok pardon ya, görmemişim. Aslında böyle birazcık etrafına baksan neler göreceksin de. Demek ki öyle bir yetenek gelişmediyse şimdiye kadar. Tamam küçük hanım, tamam. Siz çekin. Biz bekleriz burada. Ama hani anı da kaçırmayalım laf yetiştirirken. Tamam mı? O yüzden söyledim. Tamam tamam. Sen de geç istersen. Teşekkür ederim. Gel oğlum gel. Evet ailemizin değerli üyeleri. Buradayız, gülümsüyoruz. Çekiyorum. Çektim. Hadi geç, ben de çekeyim bir tane. Çekmedi gitti. Vallahi yüz felci geçireceğim. Al benden de o kadar. Bir aylık gülmüşümdür. Tabii canım, kötü günler geride kaldı çok şükür. Güleceğiz tabii. Dikkat et de. Son gülen iyi güler yalnız. Tekrar tebrikler yeğenim.
Gelin hanım, seni de tebrik ederim. Oğlum, yaptığını beğendin mi? İnsan kaç kere yerine kız ister? Ne demek trafikte kaldım? İşim vardı ana. Böyle bir günde ne işiymiş bu? Ana geldim işte. Hasan Bey. Bakın iki çeşit ayrı kek yaptım. Nasıl, beğendiniz mi? Bir yiyin bakayım. Darısı başınıza kaderin. Gül kızımız maşallah hem çok güzel hem de pek marifetli. Alan yaşadı. İnşallah Hanife Hanımcığım. Ne diyelim? Allah hayırlı yazılar yazsın evlatlarımıza. Amin. Etrafta çok insan var tabii de ben sözünün eri, mert birini bekliyorum. Öylesi çıkmadı henüz karşıma. Çıkar yavrum, çıkar. Ne bir gün önce, ne bir gün sonra. Biz bilmeyiz onu, Allah bilir. Fırat. Ne oluyor oğlum? Bir baba, bir sen oturamadınız doğru dürüst. Anne, bu adama neyi var ya? Sanki cenaze evine gelmiş gibi baksana. Ama Nuan ne anlar düğünden, dernekten? Ne dedin anne? Yok bir şey. Sıfata baksana. Mendebur şey. Mendebur şey. Mert adammış. Sen benden Mert adamını bulamazsın da. Neyse, ara dur bundan sonra. Fırat. Hayırdır, nereye böyle? Acele bir işim çıktı amcaoğlu. Kızı istedik, aldık da. Müsaadenizle ben kaçayım. Bu kadar acilse git tabii. Sonra konuşuruz neyse bu iş. Olur amcaoğlu. Tekrardan tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Ne işi bu acaba? Acil bir işim var dedi, fırladı gitti. Canı sıkılmıştır belki. Biraz nefes almak istemiştir. Bilmiyorum, bir şey demedi. İnsan her zaman açamıyor ki içini. Belki biraz kendi haline bırakmak lazım. Tamam, bıraktık. Bir bizi bırakmadılar kendi halimize. Güya en güzel günlerimizden biri. Ama bir araya bile gelemedik bir türlü. Nasıl? Hep aynı yerdeydik ya. Baş başa kalamadık. Benden başka kaç kişiyle muhatapsın baksana. Bak tekrar söylüyorum. Sadece seninle muhatap olursam sıkılırsın sonra. Asıl ben tekrar söylüyorum. Bir ömür boyu da olsa sıkılmam. Yalnız var ya, damat bey o kahveyi nasıl içti öyle, vallahi helal olsun. Önce şişirdi, sonra içti tabii. Ne yapsın, eli mahkum. Bugünlerde gördük ya Seyit Efendi. Artık önümüz bayram.
İnşallah Kudret Bey, inşallah. Bugünleri gösteren de şükür olsun. Ama topum. Amca, memde bu ne demek? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Bence de sen tam bir memde bursun. Keşke hep böyle olsak. Hep böyle olmayacağız. Nedenmiş o? Sevgimiz de, ailemiz de büyüyecek. Bak hemen panikle neden diye sordum. Ben hala uyanmaktan korktuğum bir rüyada gibiyim. Dedim ya, korkma artık. Her şeyi aştık biz. Takip edeyim efendim, anlaşıldı. Gerçekten de her şey çok güzeldi bugün. Bütün aile bir arada. Hepsi senin sayende oldu. Senin yüreğinin sayesinde. Sen geldin ve güzelleştirdin her şeyi. Hadi bir fotoğraf da biz çekelim.